Saatimiz 12.35 oldu sevgili dinleyiciler. Bölgemiz iklim ve coğrafi nedenlerden dolayı ne yazık ki toprak kaymalarının sıkça yaşandığı bir yer. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle de karların erimesi ve yağışların artmasıyla birlikte ne yazık ki heyelanlar artış göstermekte, toprak kaymaları oluyor. Bu konuyu konuşacağız. Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Sayın Semih Peker telefon attığımızda. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Semih Peker, bölgemizin jeolojik yapısını kısaca bir özetler misiniz? Evet. İlk başta evlerinde, iş yerlerinde araçları dinleyen tüm halkımıza buradan sizin vasıtanızla Jeoloji Mühendisliği Yönetim Kurulu adına saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Trabzon biliyorsunuz şu anda da yağmurlu, yağmurlu bir gün geçiriyoruz. Bu bahar ayları veya sonbahar ayları bizim için çok tehlikeli aylar. Yöremiz jeolojik yapısı ve topografik yapısı itibariyle dik bir morfolojiye sahip, bildiğiniz gibi dağlarımız denizlere doğru dik olarak uzanmış. Yani çok kısa mesafede hemen bin kotlarına aniden çıkabiliyorsunuz. Bir plato özelliğinde değil, dağlarla beraber çevrilmiş bir yapıda. Bundan dolayı da eğim etkisi ve meteorolojik faktörler, yağmurun birleşmesiyle sık sık heyelanlara, kaya düşmelerine, sel ve taşkınlara sebebiyet veren bir morfoloji içerisinde yaşamaktayız. O zaman biz Karadeniz bölgesi olarak bu Türkiye'nin aslında, Türkiye'nin de topografyası dik morfolojiye sahip, heyelanların, Türkiye'deki heyelanların %35'i, 40'ı bizim Karadeniz bölgesinde meydana geliyor. O zaman bizim bu heyelanlara, taşkın ve sellere, kaya düşmelerine çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz her zaman şunu söylerim ben. Bunlar doğa olayıdır. Doğa olayı dediğimiz şey nedir? Günümüze kadar geçen, işte bu süreç içerisinde dünyamız 5 milyar yıl yaşında. 5 milyar yıldan beri bu heyelanlar, seller, fırtınalar, kaya düşmeleri veya depremler, bunların hepsi ola gelmiştir ve bundan sonra da ola gidecektir. Bu iç ve dış dinamiklerle birlikte, bu doğa olaylarıyla dünya oluşmuştur, Türkiye oluşmuştur ve Doğu Karadeniz bölgesi oluşmuştur. İşte bu doğa olayları neticesinde eğer biz can ve mal kaybı, ekonomik kayıp gibi sosyal kayıplara yol açılırsa bunun adı afet olur. Lütfen doğal afet deyip bunun doğal olayı ya bu afete dönüşüyor kısmında çok ince bir nüans var. Herkes ya bu doğal olayı Allah'tan geliyor, bu normal bir şeydir, ölürle de neticelenebilir şeklinde bir intiba uyanıyor vatandaşların içerisinde. Bu kesinlikle kabul edilemez bir şeydir. Doğal afet diye bir kavram yoktur. Doğa olaylarının afete dönüşmesi vardır. Evet, doğa olayları afete dönüşüyor. Ama tabii bunun da sebepleri var. Doğu Karadeniz bölgesi değil mi? Sel ve heyelan tehlikesinde ön sıralarda. Aynen öyle Süheyla Hanım. Şimdi bakınız, riskimiz belli değil mi? Siz de onu söylediniz. Heyelan ve sel ve taşkınlar. Yani biz Karadeniz bölgesinin riski belli. İşte biz bu riskleri belirler. Toplumun bireyleri ve karar vericiler bilinçlendirilir ve gerekli bilimsel önlemler alınırsa o zaman sel olur ama hiçbir insanın burnu kanamaz. Evet. Çocuklarımız o sellerin içerisinde kaybolup gitmez. Balçıklar içerisinde hı-hı, insan aranacak duruma gelmez. Demek ki toplumun gelişmişliğiyle alakalıdır bu afet olayı. Evet. Yani toplum ne kadar gelişmişse, toplum ne kadar bilime önem veriyorsa, toplum kendi bireyleriyle eğer bu konuda gerekli önlemleri almamız gerekiyor, şuraya ev yapılmaması gerekiyor veya yapılan etütler, jeolojik etütler neticesinde bu alanı kapatmamız gerekiyor, buraya yaşam alanı oluşturulmamalı der noktaya gelirsek o zaman bizim afetleri engellememiz çok normal. Evet. Çok da sık oluyor değil mi bölgede? Yani çok sayıda vatandaşımız ne yazık ki heyelanlarda, sel taşkınlarında hayatını kaybetti. Şimdi bu
ne oluyor biliyor musunuz? Süheyla Hanım, bu toplumun geleneksel bir kadercilik anlayışı yerleşmiş şu anda toplumda. Seldir geldi mi götürür. Teyalan önünde ne durur? İşte ama önlem almıyoruz Sayın işte, Semih Peker. Bu ifadeler yani... bizi afetten alıkoymuyor. Acıların yaşamasının önü kesilmiyor. Onun için akıllı olmamız gerekiyor. Bunlara önlemler almamız lazım. Bizim yer seçiminde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta yanlış yer seçimi. Evet. Yani toprakların kayabileceği yerler var değil mi? Yumuşak topraklar var. Bu gibi yerlere, dere alanlarına, dere yataklarına daha doğrusu kesinlikle yapılaşmanın yapılmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki siz de gözlemliyorsunuz, hepimiz şimdi, görüyoruz. Bu konu ihmal ediliyor. Afeti önlemiş olacağız. Evet. Bizler hatalı proje uygulamaları yapmazsak, yanlış kazılar yapmazsak, evet, buradaki yüksek eğimi, su evet, etkisini, akarsu aşındırmasını göz ardı edersek, evet, o zaman ne olacak? Bunları devamlı evet, yaşama durumunda kalacağız. Şimdi bakınız, dünyada afetler içinde heyelan kaynaklı ölüm oranı %1,5'tür. Hmm. Dünyada heyelanlardan ölümle, ölüm oranı sonuçlanan evet, %1,5. Evet. Türkiye'de bu oran %15'lere evet, ulaşıyor. Korkunç bir yani durum. Ülkemiz diğer ülkelere göre 10 kat daha fazla olmasının sebebi işte biraz önce dediğimiz yanlış yer seçimi. Efendim ne gibi önlemler alınmalı? Neler yapılmalı? Gerçi şimdi sözlerinizde efendim, vurgu yaptınız, şimdi vurguladınız burada ama. Burada eğitim çok önemli. Vatandaşlarımız ilk başta eğitimde olması gerekiyor. Tamam, eğitmeyi biz de jeoloji mühendisleri odası olarak Milli Eğitim Müdürü ile de konuştuk. Onunla da anlaştığımız okullarda lise talebelerini yetiştirdik. Yani dedi ki ya bak deden yaptı, amcan yaptı ama sen yapma yavrum. Bir şey daha sorayım Sayın Semih Peker. Buyurun. Karadeniz bölgesinin bir haritası çıkarılmış mıdır? Var mıdır böyle bir çalışma jeoloji mühendisleri odası olarak ya da şimdi, başka kuruluşların? Şimdi bu MTA tarafından heyelan envanter analizleri yapılmıştır. Türkiye'nin yapılmıştır. Fakat bu yeterli değildir. Risk haritalarını belirlenmesi gerekir. Yani düşünün Rize, Trabzon, Giresun devamlı şu üç tane ilimiz bu afetlerle beraber boğuşup durur. Bir kaşık suda boğulur gideriz. Peki o zaman riskimiz de belli. Heyelan vesel. Peki bunun için ne önlemler alacağız değil mi? Hemen akla bu geliyor. Önlemler alacak olan Devlet Su İşleri Afet Acil Durum Müdürlükleri. Peki bu müdürlüklerde heyelan konusunda uzman, doktorantını yapmış, doktorasını yapmış bu konuda uzman kaç tane mühendis arkadaşımız vardır? Bunlar kendi ekiplerini kurarlarken eş dost muhabbetiyle değil, işi bilen, doğru düzgün kafa insanlarıyla, projeci insanlarla beraber bunları yönlendirmeleri gerekiyor. Şimdi bizler riski tanıdık, riske göre de önlemimizi almamız gerekiyor. O zaman bizler Devlet Su İşleri dere yatakları içerisinde yapılan tüm yapılarda evet, bu köprü olsun, bu ev olsun, hiç fark etmez veya organize sanayi olsun, ne olursa olsun Devlet Su İşleri'nden izin alınması gerekiyor. Devlet Su İşleri de buna izin vermediği takdirde Süheyla Hanım ne oluyor? Bir telefon geliyor. O telefonla birlikte tamam yanına duvar yapalım da önlemini alalım. Şimdi gidin Maçka'ya. Maçka'da bir devlet hastanesi yapılmış. Daha yeni başladı işte. Faaliyete yeni girdi. Tam dere yatağının içinde. Çok tehlikeli diyorsunuz. Şimdi hocam, siz buraya duvar yaptırırız. Kardeşim ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Bunun önlemini alamaz. 100 yılda gelmez. 500 yılda gelir. Ha bu 500 yılda. Afetin karşısında bir şey durulmaz. Bir şey evet. Bakınız. Bir bizler şey Karadeniz bölgesinde yaşamanın bazı diyet borcumuz vardır. Nedir? Ya bir yapıyı yaparken Konya'da ben bunu 10 liraya inşa ederim. Ama Trabzon'da bunu 100 liraya inşa etmek zorundasın. Neden? Evet, evet. Kardeşim önlemini alacaksın. Doğru düzgün bir yer bulacaksın. Belki bir kaya olacak, orayı delip patlatacaksın. Önlemini alacaksın. Binanı oraya kuracaksın. Dere yatağı içine koymayacak. Efendim arazi yok. Ne yapalım? Düz alan yok. Evet. Öyle bir şey olmaz. Evet. Böyle bir bilimsellik olmaz. O zaman hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Evet. Yani bir de efendim eğimli toprakları yapılıyor değil mi? Toprak çok gevşek. Efendim. Sellerle, taşkınlarla. Tamam. Bunun önlemi alınabilir evet, ama. Evet. Hanım, bunu setler diyor, yapılarak önlemini diyorsunuz. Almak evet, maddi bir külfet getirir. Hmm. Yani bir hastaneye yaparken belki 1 trilyona çıkacak. Ama
önlemi 2 trilyona mal oluyor. Evet. Fore kazıklarıyla. Yani bir kere sağlam yapmamız gerekir diyorsunuz. Mutlak suretle. Sağlam yapmazsak işte onun için bizim Türkiye'deki oranımız %15'ler gelir. Çok bakın lan, şu anda yıllardan beri sel felaketleri yaşamış, heyelanlar yaşamış şu Trabzon'umuzda onlarca, yüzlerce belki de sempozyumlar, paneller düzenlenmiştir. Haydi bakalım sempozyum panel. Haydi bakalım bilim insanları gelsin konuşsun. Haydi bakalım bütün valiler, belediye başkanları, muhtarlar orada. Ne oluyor? Konuş. Haydi bana güle güle, herkes eş dost, muhabbet, tamam güle güle. Bitti. Şimdi bu akşam ne haber gelecek diyelim. Gürosunu sel vurdu. 10 kişi kayıp. Haydi koş oraya. Herkes sarı çizmelerle orada. Bütün efendim işte vatandaşlar da bu konuda çok bilinçli olmalılar. Yani kurulmaması gereken yerleri de evlerini yapmamaları lazım. Yani en büyük sorumluluk da kendilerinde değil mi? Çocuklarımızdan başladık onun için ki. Evet. Yani bakın sel budur, heyelan budur. Evet. Bunlara yaşamasını öğrenmemiz gerekiyor. Doğru düzgün şehirleşme, yapılaşma yapmamız gerekiyor. Şimdi gidin bakın Solaklı Vadisi boyunca TOKİ'nin yapmış olduğu 6 dönümlük bir arazi var. 300 kişilik Anadolu Öğretmen Lisesi. Efendim daha bu anahtar açılmamış. Yeni yapılıyor. Boya badanası yapılıyor. Dere yatağının içi. Ve bırakın dere yatağının içini, kuru dere yatağı var hemen arkasında. Böyle bir bilimden aykırı. Ama ne yaptık? Yatırım yaptık efendim. TOKİ buraya 300 kişilik Anadolu Öğretmen Lisesi yaptı. Yok ya. Evet. Yani burada çocuklar orada oyun oynarken bir sel felaketi neticesinde oradaki evler yıkılıp gitse. Bunun cevabı ne olacak? Efendim Allah'tan geldi, ne yapalım? Evet. Yok efendim, böyle bir şey yok. Ondan dolayı bizler sorgulayıcı olmamız gerekiyor. Halkımız şunu demesi gerekiyor. Ya kardeşim bu yatırımı buraya yaptın ama burası dere yatağı içi. Bunu demesi gerekiyor. Evet. Peki buna izin verenler var. Kurumlar var. Kime güveneceksiniz? Evet. Şimdi jeoloji mühendisi odası. Ama en başta insanın kendisi, yani oraya o binayı yapan kişi de başlıyor. En büyük sorumluluk onda. Yok, müteahhitlerin suç yok ki. Projeyi almış. %10, %20 kırımdan almış. İşini yapıyor adam. Yani siz bu ihaleyi ne çıkartıyorsunuz? Kim çıkartıyor bunu ihaleye? Veya nereden bu izinler alınmış? Bunların sorgulanması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. İşte her şey insanda başlıyor, insanda bitiyor. Kesinlikle öyle. Bizim derelerimiz vahşi dere niteliğindedir. İçerisinde çok iri iri blokları taşıyıp götürebilen, topografyası dik olduğundan dolayı hızlı akışı olan, çok güzel akan bir halde görürsünüz ama iki gün sonra o derenin hırçın bir şekilde attığını görürsünüz ki işte vahşi dere niteliğindedir. Bundan dolayı dere yataklarına yaklaşmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Mutlak surette yerel yönetimler bunlara ruhsat vermemesi gerekiyor. Gidip bakıyorsunuz ki kaçak da değil, ruhsatlı bir bina görüyorsunuz. Ruhsatlı bu. Belediye bunu onaylamış. Onun bunun tevassülüyle onaylanmış. Bunlar yanlış şeyler. Evet. Bunları konuşmayalım efendim. Bunları susalım. Hiçbir şey demeyelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Size. Ben sağ olun. De saygılar sunuyorum. Saygılar bizden efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Herkesi selamlıyorum. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Sayın Semih Peker telefon hattımızda konuğumuzdu.